Hey, hadi. Gökyüzü neden mavidir? Bulutlar varken mavi değil ama. Şey, ben çözümü buldum. Çözüm basit. İçi mavi bir şemsiye. Dünyalar fikirlerin olmadan ne yapardı acaba Whoops? Bulutlar yeryüzünün bir kısmını kaplar. Ama dünya buna rağmen hala aydınlıktır. Güneş, kapkaranlık uzayda büyük bir ışık topuna benziyor. Peki neden dünyada hava aydınlık? Ha? Aşağı inelim. Güneşin gün boyu yaydığı ışık bize doğrudan ulaşmaz. Dünyanın atmosferi tarafından süzülür. Bir başka deyişle aydınlık olan aslında atmosferin kendisidir. Pekala. Peki ışık bulutunda banyo yapmak gibi bir şey değil mi? Bu yüzden şafak vakti daha güneş doğmadan etraf aydınlanır. Ve güneş battıktan sonra da bir süre aydınlık devam eder. Ayrıca gün boyunca gölgedeki nesneler de aydınlanır. Ama güneşin altındakiler kadar değil. Ay, bence bir yere gitmeyelim. Bize gökyüzü neden mavi söyler misin lütfen? Tamam. Çünkü dünyanın atmosferi çoğunlukla oksijen ve azottan oluşur. Geri kalanı da sonu onla biten bazı nadir gazlardan. Kripton, radon, neon gibi. Anladım. Peki ya Klingon? Hayır, Klingon değil. Atmosfer mavi görünür çünkü oksijenle azot karışımı güneş ışığını süzer ve diğer renkleri engeller. Eğer atmosfer daha başka gazlardan oluşsaydı, daha başka bir renge bürünürdü. Dünya uzaydan mavi görünüyorsa bu atmosfer mavi olduğu içindir. Bu arada gökyüzünün rengi atmosferin kalınlığına göre de değişir. Kuzey Finlandiya'daki gökyüzünün rengi Senegal'dekinden farklıdır. Çünkü atmosfer ekvator bölgesinde ılıman bölgelere ve kutuplara göre daha kalındır. Anladım. Burada manzara gerçekten çok güzel. Ayrıca gökyüzünün ve güneşin rengi de gün boyunca değişir. Neden olduğunu biliyor musun Whoops? Akşam üzeri kızıldır çünkü. Ve ayrıca bence şey... Gel ve gör. Tamamdır. Güneş tepede olduğunda ışınları atmosferin çok az bir bölümünden geçer. Güneş ışınları beyaz veya sarıya çalarken gökyüzü de mavi görünür. Ama akşam üzeri ışınlar atmosferin daha büyük kısmından içeri girer. Hava ve toz renkleri daha çok süzer ve güneş kızıla döner. Gök pembeleşir, leylak ve mor rengine bürünür. Tıpkı senin gibi. Ben sanırım artık Whoops'un yatma zamanı geldi, değil mi? Öyle mi? Tamam, o halde gece olan bir yere gidelim. Evet, ama ben kullanacağım, olur mu? Lütfen. Tamam, görüşmek üzere. Hoppa! Peki neden gökyüzü mavi? Gün boyunca güneş ışınları, oksijen ve azot karışımı atmosferden geçer ve ona meşhur mavi rengi verir. Güneş batarken ışınlar daha fazla hava ve tozun içinden geçtiği için ışıkları daha fazla süzülür. Gök leylak renginde görünür. Güneş turuncu ya da kızıla döner. Söylesene Adi, gökyüzünde hareket eden neleri görürüz? Her şeyi. Nasıl yani, her şeyi mi? Evet, her şeyi. Kainatta hareket eden her şeyin durması, kıyametin kopması demektir. Gece yıldızlar kutup yıldızının etrafında yavaşça dönüyor gibi görünür. Çok güzel. Merhaba kutup yıldızı. Çünkü dünyanın kendisi de döner ve kutup yıldızı kuzey kutbunun üstündedir. Merhaba Kuzey Kutbu, nasılsın? Ayrıca kendi galaksimiz Samanyolu'nu da görürüz. Sana da merhaba Samanyolu. Yaz boyunca Kuzey Yarımküre'de gördüğümüz büyük beyaz bulut, galaksimiz Samanyolu'yla dünya arasında bulunan yıldızlardır. Ayrıca Güneş sistemindeki gezegenleri de görebiliriz Whoops. Bu harika. Merhaba Venüs, merhaba Merkür. Tamam, bu kadar yeter. Hepsini görebilir miyiz peki? Sadece bazı geceler ve sadece güneşin bu tarafında olanları. Ayrıca ay da var.
Ama sadece ay gökteyken. Ama gökte ay yokken her şey o kadar yavaş hareket ediyor ki bize hiçbir şey hareket etmiyormuş gibi geliyor, öyle değil mi Adi? Sabırlı olmak gerek. Peki hareket eden neleri çıplak gözle görebiliriz? Yaklaşık 50 yıl boyunca uzaya binlerce uydu gönderdik. Bazıları göremeyeceğimiz kadar küçük ya da uzakta. Ama Uluslararası Uzay İstasyonu, Amerikan uzay araçları ve Rus roketleri çıplak gözle görülebilir Wubs. Aha! Dünyaya 300 ila 500 kilometre mesafedeki alçak yörüngede dönerler. Ve gece gökyüzünde onları görebiliriz çünkü güneş onları aydınlatır. Parlak bir nesne gökyüzünde yavaşça ilerlerse onun uçak değil uydu olduğunu anlayabiliriz. Çünkü uçakların yanıp sönen ışıkları vardır. Yani uçağın ışıkları sürekli yanıp söndüğü halde uydularınki yanıp sönmez. Peki gökyüzünde başka neler görürüz? Göktaşları mesela. Onları görüyor muyuz? Evet. Göktaşları atmosfere hızla girerken yanan taş veya kaya parçalarıdır. Oo, vay be. İki tip göktaşı vardır. İlki dünyanın yörüngesinde dönerken kuyruklu yıldızların bıraktığı toz parçacıkları. Dünya bu toz parçacıklarının yanından geçerken yıldız kayması şöleni izliyor gibi oluruz. Evet. Ya, tamam, demek geceleri yıldız kaymasının sebebi buymuş. Evet. Ama ikinci bir çeşit daha var. Meteorlar. Onlar uzaydan gelen kaya parçalarıdır. Yılın her anı atmosfere girerken yanan cisimciklerdir. Ayrıca gece ve gündüz gökyüzünde görebileceğimiz diğer şeyler, bulutlar, uçaklar ya da helikopterler, kayan yıldızlar, uydular, ayrıca UFO'lar, diğer deyişle tanımlanamayan uçan nesneler. Aa, yani uçan daireler mi? Hani şu filmlerde falan gördüğümüz. Onlardan mı söz ediyorsun? Ay inanmıyorum, bu süper bir şey. Tanımlanamayan dedim. Yani bilmediğimiz. Sence UFO'lar uzaydan mı geliyor? Ne dersin Wubs? Bir şeyi unutuyorsun ama. Uçan köpekler. Hı? Dün gece uçan bir köpek gördüm ama bana sorarsan yaratıklar tanıdık bir kimliğe bürünüp üstümüzden geçiyorlardı. Bu harika bir kamuflaj. Pekala, sen biraz fotoğraf çek ve sonra konuşalım, olur mu? Gelecek sefer görüşürüz. Peki geceleri gökyüzünde hareket eden neleri görebiliriz? Yıldızları, gezegenleri ve ayı. Hepsi çok yavaş hareket eder. Daha hızlı hareket edenler uydular, uzay araçları, roketler, uzay istasyonu ve atmosfere giren göktaşları. Ve son olarak da UFO'lar. Ama kimse onların var olup olmadığını bilmiyor. Kim bilir? Belki ileride onlar hakkında bilgimiz olur. Hadi, dünyayı bu kadar özel kılan nedir? Sizin gezegeniniz. Üstelik hayat dolu. Hayat dolu, la 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 la. Söylemek istediğim şey, dünya güneş sistemindeki üçüncü gezegendir. Güneşe 150 milyon kilometre uzaklıkta ve Mars dışında üstünde canlıların yaşayabileceği tek gezegendir. Evet, dünyalılar var ama Marslılar yok. Evet, evet, bunu biliyorum. Dünyalılar var, bunu biliyorum. Çok iyi değil ama yine de iyi sayılacak kadar. Peki hayat burada nasıl mümkün olabiliyor? Hadi söyler misin? Dünyanın ve Mars'ın atmosferi ne çok soğuk ne de çok sıcaktır. Ayrıca Mars'ta yer altına gömülü su kaynakları var. Dünyada ise bunlar yeryüzünde. Ayrıca orada çikolata ve bilgisayar oyunları da var, değil mi? Ona neden mavi gezegen dendiğini biliyor musun? Neden? Okyanusların mavi rengi egemen de ondan. Ama mavi kürenin üstünde beyaz bulutlar aslında var. Aslında dünya bir küre değil. Kutuplarda basık, ekvatorda şişkin. Üstüne basılmış bir top gibi. Kutuplardaki bu basıklık dünyanın yaratıldığı zamanlara kadar gider. O zamanlar dünya kendi ekseninde daha hızlı dönüyor. Sana kaç kere tırnaklarını kesmeni söyledim. Dünyayı araştıran bilim dalına jeofizik denir. Ve bu bilim dalı sayesinde dünyanın merkezinde neler olduğunu bilebiliyoruz. Merkezde katı ve sıcak bir çekirdek var. Sonra bu çekirdeğin ikinci bir katmanı. Ardından manto adı verilen dağları ve volkanları oluşturan büyük bir taş katmanı. Peki ya sonra? Ve son olarak yüzeyde birbirine ters yönde hareket eden katmanlardan oluşan bir kabuk var.
Çarpıştıklarında ya da birbirlerinin üstüne bindiklerinde depremler oluşur. Ay, yani dünya kocaman bir çikolataya benziyor. Hem de içi fındıklı. Harika bir tadı var. Günaydın çocuklar. Her 24 saatte bir dünya kuzey kutbundan güney kutbuna uzanan bir eksen etrafında döner. Bu izafi çizgi kutup yıldızına kadar uzanır ve etrafında yıldızlar yavaşça dönüyormuş gibi görünür. Ama aslında dönen şey dünyanın kendisi değil mi? Evet, dünyanın ta kendisi. Ama unutma, dünya döndüğü gibi yavaşlıyor da. Hayır. Evet. Dünya güneşin, ayın, gezegenlerin çekiminden ve gelgitlerden etkileniyor ve yavaşlıyor. Yavaşlıyor mu? Hayır. Evet. Dünyanın kendi ekseni etrafında dönüşü yavaşlıyor. Mesela 400 milyon yıl önce günler 21 saatti. Belki de 400 milyon yıl sonra 27 saat olacak. Ama şimdi rahat olabiliriz, öyle değil mi? Yani günler 24 saat şimdilik. Eğer ekvatorda olsaydın, kutuplardakinden çok daha hızlı hareket ederdin. Ayrıca dünya manyetik çekim alanına sahip gezegenlerden biridir. Bu nerede olduğumuzu anlamamız için pusula kullanmamızı kolaylaştırır. Ha, bu çok pratik canım. Peki artık tırnaklarını kesmeyi düşünüyor musun? Ya dur. İçlerinde bir sürü çikolata var. ne oldu? Allah'a ısmarladık dünyalılar. Bir şey kaçırdın mı? Peki dünyayı özel kılan nedir? Her şeyden önce suyla kaplı. Çok sıcak ya da soğuk olmayan ve güneşe uygun mesafede bulunan bir atmosferi vardır. Yaşamaya uygun bir şekilde dizayn edilmiştir. Diğer deyişle bitkiler, hayvanlar ve insanlar yaşayabilir ve mavi gezegen olarak bilinir. Hadi. Söylesene, mevsimler her yerde aynı mıdır? Hadi canım. Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir şey birbirinin aynı değildir. Mesela zamanı ele alalım. Zaman dilimi diye bir şey duydun mu? Ben biliyorum. Devam et. Bir gün dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi için gerekli süreye denir. Ve bu süre 24 saattir. Güneş gezegenin her yerinde aynı zamanda doğmaz. Doğudan batıya doğru ilerler. Bu yüzden dünya 24 saatlik dilimlere ayrılmıştır. Mevsimlere gelince de... Biliyorum. Biliyordum. Hayır. O da biliyor. İşte oradaki. Güneş dünyanın yarısını aydınlatır. Ama dünya eğimli olduğu için günlerin ve gecelerin uzunluğu yaşadığın yere göre değişir. Yani kutuplara ya da ekvatora ne kadar yakın olduğuna bağlıdır Vups. Ekvator mu? Dünyayı ikiye ayıran bir çizgi. Tıpkı bu Greyfurt gibi. Güzel örnekti Vups. Ve bu dünyanın yörüngedeki konumuna göre değişir. Yörünge oval bir şey olduğu için dünya güneşe yaklaşıp uzaklaşabilir. Merkezi ısıtma değil mi? Ve bu değişimler mevsimleri oluşturur. Kuzey yarımküredeki mevsimler güney yarımküredeki mevsimlerle aynıdır. Ama 6 aylık bir gecikmeyle. Yani burada yazken orada kış olur. Yani yazın kar yağar ve yılbaşında da şortlar giyilir değil mi? Bir mevsimi diğerinden ayırmak için gün dönümü ve ekinoks adı verilen özel günler vardır. Mesela Avrupa'da yaz gün dönümüyle 21 Haziran'da başlar. Bu yılın en uzun günüdür. Bu tatil zamanı demek. Yaşasın tatil. Ama diğer taraftan ekinoks gece ve gündüzün eşit olduğu zamana verilen addır. Yani her ikisi de 12 saat olduğunda. İlkbahar ekinoksta 21 Mart'ta başlar. Şimdi de bahar mevsimi. 23 Eylül'de sonbahar ekinoksudur. Ve işte sonbahar, hüzün dolu yapraklar. Ama dünyada çok özel bölgelerinde olduğunu bilmek gerekir. Kuzey ya da güney kutbuna yaklaştığımızda yazın güneşin haftalarca batmadığı yerler görürüz. Günler birkaç gün sürer yani, öyle mi? Ve kışın güneşin hiç doğmadığı haftalar olur. Geceler de günlerce sürer yani. Peki ya kuzey kutbunda? Kuzey kutbunda 6 ay boyunca güneşi göremediğin zamanlar olur.
Diğer 6 ay ise hep aydınlıktır. Peki ya ekvator? Ekvatorda her gün 12 saat gece, 12 saat gündüzdür. Öğle vakti güneş hep aynı yerdedir. Yani tam başımızın üstünde. Tropik ve ekvator bölgelerinde genelde iki mevsim yaşanır Wups. Bunlar kurak mevsim ve yağışlı mevsimdir. Ama bunların dışında unuttuğum bir mevsim daha var. Hatırladın mı? O da sevgi mevsimi. Bu ayrı bir hikaye. Hoşça kalın. Mevsimler ve günler her yerde aynı mıdır Adi? Hayır, değildir. Sıcak ülkeler, soğuk ülkeler, ortalama uzunluğa sahip gündüzler, geceler ve uzun kısa günler vardır. Her şey bir bölgenin güneşe karşı olan konumuna bağlıdır Wups. Bugün neye bakıyorsun? Güneşe. Uzaktan limonlu bir tatlı gibi görünüyor. Güneşe asla doğrudan teleskopla bakmamalısın. Gözlerini bozabilirsin. Bu arada güneşin nasıl doğduğunu biliyor musun Wups? Çok basit. Diğer yıldızlar gibi tabii ki. Gerçekten mi? Peki ya diğer yıldızlar nasıl doğdu? O da basit. Tıpkı güneş gibi. Kendini çok zeki sanıyorsun, öyle değil mi Wups? Ama hayır, ayrıntı istiyorum. Tamam, arkadaşlar biriniz bana yardım edebilir mi lütfen? Daha yakından bakmaya ne dersin? Bence ben uzağa gitsem iyi olacak. Sevimli anterimin yanmasını hiç istemiyorum. Güneş, Samanyolu'nda bulunan yıldızlardan biridir. Samanyolu da bizim galaksimizdir. Evrendeki diğer yıldızlar gibi Güneş de bir gaz ve toz bulutu halinde yaratıldı. Bulut şeklindeki bu maddeye nebula denir. Yaklaşık 5 milyar yaşındadır. Bu uzun bir süre. Evet, çok uzun bir süre. Ama onun yaşına göre normal. Canlı gibi düşünürsen bir yetişkin sayılır. Büyüklüğü hakkında fikir vermek gerekirse çapı dünyanınkinden 109 kat daha büyüktür. Peki doğum günü ne zaman? Yani onun pastası dünyanınkinden 109 kat daha büyük olmalı. 109 kat daha büyük, harika. Süper dev bir pasta. Güneşin meydana geldiği nebula bir süpernova patlamasıyla oluşmuştur. Bu da patladığında ölmüş olan çok büyük bir yıldız anlamına gelir. Demek büyük bir yıldız ha? Kocaman bir yıldız. Evet. Güneşin yüzeyindeki ısı 4200 santigrat derecedir. Ama çekirdeğindeki sıcaklıksa 15 milyon dereceyi bulur. Dünyaya enerji farklı şekillerde ulaşır. Isı, ışık ve görünmez ışınlar. Tüm bunlar fotosentezi oluşturur. Peki fotosentez nedir? Bitkilerin büyümesini sağlayan sürecin adıdır. Çiçeklerin ve meyvelerin de. Bütün bunlar güneşten gelen ışınlar sayesinde büyür. Peki ya güneşteki o benekler ve kabartılar nedir? Kabartılar güneşin yüzeyinde meydana gelen güneş fırtınalarıdır. Güneş lekeleri biz ne olduklarını bilmeden belirip kaybolurlar. Güneşin tüm sırları henüz çözülememiştir. Demek bizden hala bir şeyler saklıyor. Gıcık şey, ne olacak? Ve bir gün tamamen yanıp bitecek. Güneş hala buradayken tadını çıkarmalıyız. Hoppa! Hey, hoppa! Paniğe gerek yok. Güneş 5 milyar yıl boyunca yanmaya devam edecek. Ölümü aniden değil, yavaşça olacak. Tıpkı bilim kurgu filmleri gibi. Sahne 1. Güneş yavaş yavaş içerisindeki hidrojeni tüketecek. Sahne 2. Çekim kuvveti güneşin çekirdeğini büzüştürecek. Sahne 3. Basınç ve ısı yükselecek ve güneş kırmızı bir deve dönüşecek. Sahne 4. Çekirdek tekrar büzüşecek ve güneş beyaz bir cüceye dönüşecek. Hikayenin sonu. Güneş bir kül kütlesi, siyah bir top haline alacak. İşte bu iştahımı kaçırdı. Hadi gel, güneş hala oradayken gidip biraz dondurma yiyelim ha, ne olur. Görüşmek üzere dünyalılar. Hoşça kalın dünyalılar. Güneş nasıl doğdu Adi? Diğer yıldızlar gibi yer çekiminin etkisiyle birbirine yapışan gaz ve toz bulutlarından oluştu. Tam 5 milyar yıl önce doğdu. Ve 5 milyar yıl sonra da
Güneş patlayıp küçük bir küf kütlesine siyah cüceye dönüşecek. Hadi söylesene, Güneş bize gerçekten ışın yolluyor mu? Güneş dünyayı aydınlatan ve hayatın devamı için gerekli enerjiyi üreten bir yıldızdır Vups. Peki gidip yakından bakmaya ne dersin? Harika fikir. Kesinlikle Güneş'e daha çok yaklaşırsak dersimiz daha iyi anlaşılır. Bir dakika bekle, yavaş ol, yemeğimi yeni yedim. Böyle koşturursam midemdekileri çıkaracağım. Bilgi en büyük hazinedir. Sıkı çalışmayla elde edilir. Tamam. Dünyadan bakıldığında Güneş ayla aynı boyda görünür. Ama gerçekte kocaman bir toptur. Dünyadan 109 kat daha büyüktür. Bunu daha önce söylemiştin. Güneş gazların sürekli tepkimeye girdiği, ışığın ve enerjinin açığa çıktığı büyük bir kütledir. Aha. Her saniye 4 milyon ton gaz enerjiye dönüşür. Ama ben niyet yapsam da 1 gram eksilemem. Açığa çıkan enerji dünyaya ısı, ışık ve insan gözüyle görünmeyen ışın şekilleriyle ulaşır. Ve hayvanlar da göremez. Güneş tarafından yollanan temel ışın ışıktır. Bu canlıların hayatlarını sürdürebilmeleri için kaçınılmazdır. Işık hem insanların hem de hayvanların rızkı olan bitkilerin büyümesine vesile olur. Güneşin yüzeyinde sıcaklık 4200 derecedir. Ama merkezde 15 milyon dereceye kadar ulaşır. Bu çok yüksek sıcaklık sayesinde Güneş kendine yakın olan gezegenleri de ısıtır. En yakın 4 gezegen Merkür, Venüs, Mars ve pizza. Hayır, Dünya tabii ki. Güneş Dünya'yı ısıtırken atmosferi de ısıtır. Atmosfer gezegeni saran ve ısıyı tutan bir hava katmanıdır. Bir seranın çatısı gibi düşün. Atmosfer olmasaydı ısı uzaya dağılırdı. Biraz yavaşla bakalım. Yavaşla, çok yaklaşıyoruz ve Güneş vücudumu yakabilir. Evet, çok dikkatli olmalısın. Çünkü Güneş'ten gelen ve bazen UV ışın denen ultraviyole ışınların içinde bizi bronzlaştıran A ışınları ve bizi yakan B ışınları bulunur. Güneş ayrıca X ışınlarıyla gamma ışınları da yayar. Bunlar tehlikeli ışınlardır. Demek tehlikeli ha. Ama ben kötü uzaylılar tarafından yollanan ölümcül ışınları durdurarak dünyayı yok olmaktan kurtarabilecek bir kozmik kahraman. Ona ne şüphe Vups. Dünya kalkan gibi bu tehlikeli ışınları geri iten bir elektrik katmanıyla donatılmıştır. Buna Van Halen kuşağı denir. Hadi dünyaya doğru gidelim. Gözlüklerini çıkar. Sana çok az dünyanın şahit olduğu bir mucizeyi göstereceğim. Şafak gösterisi. Şafak esprisi mi dedin? Şafak kerestesi mi yoksa? Aurora. Gün doğumundan önce görünen solgun ışıklara verilen ad. Güneş ayrıca güneş rüzgarları olarak bilinen elektrik parçacıkları da gönderir. Bu elektriklenmiş parçacıklar üst atmosferdeki hava moleküllerini de aydınlatır ve gece vakti o harika pembe mavi ışık saçan katmanların oluşmasına neden olur. Ama sadece kuzey ya da güney kutbunda yaşayan insanlar bu büyüleyici gösterilere şahit olur. Gördüğün gibi Güneş bize her çeşit ışın gönderiyor. Bu çok güzel. Güneş yükseliyor ve kahvaltı hazır. Hadi masaya, kahvaltı zamanı. Ben akşam yemeği yediğini sanmıştım. Hoşça kalın dünyalılar. Afiyet olsun. Güneş bize gerçekten ışın yollar mı Adi? Evet, her türden. Işık ve ısı ışınları olduğu gibi bir de görünmeyen tehlikeli ışınlar vardır. Bunların hepsi kainata yerleştirilen hassas bir dengenin ürünüdür. Bu denge olmasaydı yeryüzünde hayat olmazdı. Sence ay buraya nasıl geldi Vups? Postayla mı? Hayır. Ya yoksa kuryeyle mi? Merhaba, ıvır zıvır uzay postası mı? Harika. Bakın, burası dünya. Gündüz vakti tepemizde o büyük sarı şeyden oluyor ama geceleri birazcık şey oluyor. Karanlık oluyor. Yapabileceğiniz bir şey olmuyor. Ay dede pizza mı diyorsunuz? Bu harika. Bir tanesiyle başlayacağım. Sadece biriyle. Hayır Vups.
Eğer ay pizza olsaydı kırmızı olurdu. Aha, yani dünyadan gördüğümüz şey bir temel. Pizzanın karanlık tarafı. Diğer tarafındaki süslemeler görünmüyor. O tarafı hiç görmüyoruz yani, öyle mi? Pekala, o halde gidip bakalım. Ay çok uzak mı? Ay dünyadan 384 bin kilometre uzaklıkta. Oho, bu bayağı uzun bir mesafe. Çok ışık yılı mesafede olmalı. Bir ışık saniyesinden daha az. Oldukça yakın o halde. Bu doğru. Uzayı düşünürsen bu hiçbir şey. Ayın çapı yaklaşık 3500 kilometre. Dünyanın dörtte biri kadar. Oho, 3500 kilometre genişliğinde bir pizza. Harika. Ama kütlesel olarak dünya ile kıyasladığımızda sadece %1 oranında hacme sahip olduğunu görürüz. Eğer plastik birer top olsalardı, küçük olan büyük olandan 100 kat daha hafif olurdu, öyle değil mi? Sonuç olarak ayın yer çekimi çok zayıf. Ayda her şey dünyada olduğundan 6 kat daha hafif gelir. Yani 6 kat daha fazla yiyebilirim. Hayır. Pekala, şimdi ay nasıl oluşmuştur? Aslında bunu bilmiyoruz. İsterseniz bakalım. Üstünde yürüdük ama hala nasıl oluştuğunu bilmiyoruz demek. Bu gizemi çözebilecek 3 ihtimal var. İlk ihtimal, yaratıldıktan sonra dünya kendi ekseninde çok hızlı dönüyordu. Bu 24 saat değil, 2 ya da 3 saate eşitti. Kutuplar düzleşti ve ekvatorda tam ortada bir şişkinlik meydana geldi. Bu büyüdü ve sonunda dünyadan ayrılıp ay halini aldı. Eğer böyleyse ay dünyanın çocuğu olmalı. Ne de olsa onun karnından kopup çıkmış. Asıl sorun, kimse başlangıçta dünyanın kendi ekseninde böyle hızlı dönüp dönmediğini bilmiyor. Bu çok gizemli. Diğer ihtimal ise ayın dünya ile aynı anda yaratıldığıdır. Başlangıçta kendi kendine yoğunlaşan ve dünyayı oluşturan bir bulut kütlesi vardı. Dünya oluştuktan sonra arta kalan tozlar ve diğer maddeler birleşerek ayı oluşturdu. Bu durumda ay dünyanın küçük kız kardeşi konumunda. Peki ya üçüncü ihtimal nedir? Ay dünyanın amcası mı, hallası mı, kuzeni mi, yoksa kafa biti mi? Üçüncü ihtimal ise ayın evlat edinildiği. Ay dünyadan çok uzakta varlık sahnesine çıktı. Uzayda yolculuk etti ve bir gün dünyanın yanından geçerken onun çekimine girdi. Ay, ben bu versiyonu çok sevdim. Benim topum da böyle geri geliyor. Neden yamuk olduğunu biliyor muyuz peki? Meteorlar yüzeyine çarptığı için. Dünyada meteorların büyük kısmı bizi bir kalkan gibi çevreleyen atmosfere girdiklerinde yanıyor. Ama ayın çevresinde hava ve atmosfer yok. Bu yüzden ay iyi korunamıyor. Tamam. Yani bir anda yüzey bombardımana tutuluyor. Ve eğer orada hava yoksa su da yok demektir. Öyle değil mi Adi? Tam olarak değil. Yüzeyin altında biraz su ya da buz olabilir. Ama hala bulabilmiş değiliz. Biraz önce yanlışlıkla ayın karanlık yüzüne uçmuşuz. İyi ama zaten diğer tarafının aynı değil mi? Buna inanamıyorum. Desene, ay çift kıtırlı bir pizza gibi. Harika. Gelecek bölümde ayın neden karanlık bir yüzü olduğunu açıklayacağız. Hoşçakalın dünyalılar. Ay nasıl oluştu Adi? Bilim adamlarına göre 3 ihtimal var. Ay dünyadan kopmuş olabilir. Ya da dünyayla aynı zamanda varlık sahnesine çıkmış bir parça olabilir. Ya da son ihtimal, uzayda yolculuk ederken dünyanın çekim kuvvetine kapılmış bir meteor olabilir. Söylesene Adi, neden ayın bir yüzü sürekli karanlık? Çünkü bize hiç arkasını dönmez. Peki bu nasıl mümkün olabilir? Ay kendi ekseni etrafında dönüşünü 27 günden biraz daha fazla sürede tamamlar. Bu dünyanın kendi ekseni etrafında dönüşüyle neredeyse aynıdır. Bu çok basitmiş. Bu tesadüf değil. Yavaş yavaş ayın dönüş süresi azaldı ve kendi etrafında dönüşüyle dünyanın etrafındaki dönüşü eşitlendi. Tıpkı diğer gezegenlerin uyduları gibi. Demek evrensel çekim kanunlarından birini daha öğreniyoruz. İşte bu yüzden ayın hep aynı tarafını görüyoruz Whoops. Ama bizim gördüğümüz taraf gerçekten parlak. Aslında
Ay parlak değil. Güneş onu aydınlattığı için öyle görüyoruz. Peki neden bazen dolunay ya da hilal şeklinde görünürken bazen hiçbir şey görünmüyor? Söyler misin? Bu ayın konumuyla ilgili. Güneş ve dünyanın konumu değişiyor ve ay her zaman aynı yönden aydınlanmıyor. Yeni ay olduğunda gün ortasında ay gökyüzünde olur. Güneş sadece karanlık bölümünü aydınlatır ve o zaman ayı göremeyiz. O zaman aysız geceler de olur. Sonra sağdan başlayarak ayın görünen yüzü güneş tarafından yavaş yavaş aydınlatılır. Bu hilal dediğimiz haldir. Ha, bayrağımızdaki gibi. Ayın sağ yarısı aydınlık olduğunda buna ilk dördün denir. Bu süre içinde ayın az bir kısmının güneş tarafından aydınlatıldığı görülür. Aydınlanmaya devam eder. Büyür, yuvarlaklaşır ve dolunay adını alır. Aha! Şairlere ilham veren gece. Şiir yazmak istiyorum. Neyse ki ertesi gün yine küçülür. Sol tarafında küçük bir hilal kalana kadar gitgide soluklaşır. Ve sonra yine yeni ay halini alır. Aslında bir lamba ve topla ayın farklı evrelerini gösterebiliriz. İlk dördün, son dördün, dolunay. Şairlere ilham vermenin dışında gezegenimizi farklı yönde de etkiler. Evrensel çekim, dünyanın ve ayın sürekli birbirlerini çekim alanında olmaları demektir. Ama ay hiçbir zaman dünyaya düşmez. Çünkü çevresinde çok hızlı döner. Ve bu çekim kuvveti yüzünden gelgitler meydana gelir. Ay okyanusların üstünden geçerken sular bir miktar yükselir ve alçalır. Bu harika. Yeni ay varken çekim çok daha güçlüdür. Ama en güçlü çekimler ve gelgitler dünya güneşle ayın arasındayken gerçekleşir. Bu sanki iki uçtan bir topu oval hale getirmek için çekiştirmek gibi bir şeydir. Bu daha da harika. 400 milyon yıl önce her gün 24 saat yerine 21 saat sürüyordu. Topum. Aa, hayır topumu istiyorum. Bana ne topumu istiyorum. Topumu istiyorum. Hadi gel o zaman. Hoşça kalın dünyalılar. Neden ayın bir yüzü karanlık ve neden aydınlık yüzü sürekli değişir? Çünkü kendi ekseninde dünyayla aynı hızda döner ve biz hep aynı tarafını görürüz. Bu bölüm güneş tarafından aydınlatılır. Ama bir ay boyunca bu bölümün bazen bir kısmı bazen de hiçbir tarafı aydınlanmaz. Bu yüzden ayı farklı şekillerde görüyoruz Vups. Bir tutulma nasıl gerçekleşir? Tutulma mı? Çok basit. Uzayda saklambaç oynamak gibi. Ama önce iki tip tutulma olduğunu bilmen gerekiyor Vups. Yani gördüklerim ve hiç görmediklerim mi demek istiyorsun? Aynen öyle. Her neyse, tutulmanın ilk çeşidi bir gök cisminin, bir gezegenin, yıldızın veya ayın diğer bir gök cismi tarafından tamamen veya kısmen gizlenmesine denir. Şimdi Vups ve Adi tutulması oldu değil mi? Bu kısmi bir tutulma. Çünkü hala beni görebiliyorlar Vups. Ama bu Adi tarafından yapılan tam Vups tutulması. İkinci tip tutulma bir gök cismi güneşle gezegen arasına girdiğinde meydana gelir. Ay tutulması dünyanın güneşle ay arasına girerek güneşin ayı aydınlatmasını engellemesiyle oluşur. Aha. Ve bu da ikinci tip Adi Vops tutulması değil mi? Merkür ve Venüs de Güneş'in önünden geçerek bir kısmını görmemizi engeller. Bak, siyah daire Merkür. Ama Güneş'i tamamen bizden gizleyecek kadar büyük tek gök cismi... Ay'dır! Evet, dünyadan bakıldığında daha küçük ve yakın olan Ay... Çok daha büyük ve daha uzak olan güneşte aynı büyüklükte görünür. Bu doğru ama biraz garip. Bu tesadüfün yer almadığı tam bir irade gösterisidir. Güneş tutulması. Tutulma süresince ay güneşi yavaş yavaş yutuyor gibi görünür ve güneş kaybolur. Tam tutulma 1-2 saniye ile 1-2 dakika kadar sürer ve güneş tamamıyla kaybolur. Ve bu kurabiye de tam tutuluyor benim tarafımdan.
Tam tutulma beraberinde harika bir olguyu daha barındırır Wubs. Tam tutulmadan hemen önce ve sonra garip bir ışık belirir. Ve tutulma boyunca ısı hemen düşer ve hava soğumaya başlar. Köpekler havlar. Çünkü gündüzken hava birden kararmış olur. Hayvanlar bunu anlayamaz ve yaratılışları gereği garip davranmaya başlar. Ama bu Wubs'un her zamanki hali. Tutulma süresince güneşi hiç görmediğimiz biçimde görürüz. Merkezi siyahtır. Aslında bu gördüğümüz aydır. Ve çevresinde meydana gelen aktiviteleri izlememize imkan tanıyan parlak bir taç vardır. Bunun dışında gündüz boyunca yıldızları da görürüz. Çünkü tutulma dediğimiz ayın gölgesinin güneşin önüne geçmesidir. Bunun gibi. Tutulma hareketini bir hat üzerinde tamamlar. Bunun altında tutulma tamdır. Bu hattı terk ettikçe güneşi daha çok ve daha aydınlık görürüz. Ama tutulmaları izlerken gözlük kullanmak gerekir. Çünkü güneş ışınları çok güçlüdür. Ve eğer gözlük kullanmazsak gözlerimize zarar verebilir. Biliyor musun? Güneş olmadan hiçbir şey göremeyiz. Ah! Kör oldum galiba. Sana bir tavsiye vereceğim. Güneş tutulmalarını kaçırmamalıyız. Bu her 3 ya da 4 yılda bir gerçekleşiyor. Ve dünyanın bazı bölgelerinde 100 yılda sadece 1 ya da 2 kere. Peki ya ay tutulmaları? Onlar da mı çok seyrek oluyor? Dünya aydan 4 kat daha büyük olduğu için güneş tutulmasından daha fazla ay tutulması gerçekleşir Wubs. Yaşasın ve bunlar Wubs'un bilgelik taslamasını gerektirmez. Evet evet, şimdi tutulma zamanı. Hoşça kalın dünyalılar, görüşmek üzere. Gidiyoruz. Peki tutulma nasıl gerçekleşir? Uzayda saklambaç oynamak gibidir. Ay güneşin önünden geçer ve onu tamamen gizler. Buna güneş tutulması denir. Dünya ayla güneş arasına girdiği zaman da ay tutulması meydana gelir. Hepsi bu. Gezegenler nasıl doğdu dersin? Doğmakla neyi kastediyorsun? Zaten hep orada değiller miydi? Evrende hiçbir şey sürekli yerinde değildi. Ve sonsuza kadar da yerinde kalmayacak. Aha, ama benim yeme iştahım her zaman olacak. Peki ya gezegenler nasıl oluştu? Yıldızlarla birlikte onların etrafında oluştu. Yıldız sisteminden gezegeni olan bir yıldız. Bu arada bildiğimiz tek yıldız sistemi kendi güneş sistemimizdir. Peki bu sistem bize gezegenlerin yaratılışlarıyla ilgili ne söylüyor? Tüm gezegenler aşağı yukarı aynı düzlemde döner. Güneşin çekirdeğiyle aynı düzlemde yani. Doğru. Ayrıca başlangıçta yıldızlar nebula dediğimiz büyük gaz ve toz kütleleriydi. Evrensel çekim kuvvetiyle bu kütle büzüştü. Vay canına. Demek başlangıçta yıldızlar nebula dediğimiz büyük gaz ve toz kütleleriydi. Evrensel çekim veya çekim kuvvetiyle de büzüştü. Bütün nesneleri yerinden oynatan bir kuvvet. Ve tabii ki bütün nesneleri diğerine bağımlı hale getiren bir şey, öyle değil mi? Sayılır ama aynı zamanda bizim nebulamız kendi çevresinde dönüp ince bir disk şeklini almış. Vay canına, dev bir kurabiye gibi desene. Bizim nebulamız gezegenler ve küçük çikolata parçacıkları. Bunun gibi bir şey. Soğuk bölgelerde, yani merkezden uzakta kalan yerlerde kalın ve soğuk küreler oluşmuş. Bunlar da gezegenlere hayat vermiş. Merkezi kısım küçülmeye başlamış, yoğunlaşmış, ısınmış ve güneş oluşmuş. Güneş! Nebuladaki maddelerin %99'u güneşi oluşturmuştur. Ve geri kalan %1'i ise gezegenleri meydana getirmiştir. Aha, tıpkı kurabiyem gibi. %1'i çikolata parçacığı. Güneşin ve diğer tüm gezegenlerin varlık sahnesine çıkışı yaklaşık aynı zamana, yani 4,5 milyar yıl öncesine rastlıyor. 4,5 milyar mı? Peki neden gezegenlerin bazıları küçük, bazıları daha büyük? Aslında iki tip gezegen vardır. Birincisi neredeyse gazlardan oluşmuş büyük gaz kütlesi diyebileceğimiz tiptekiler. Ne kadar olduklarını biliyor musun? 10 milyon mu? Yoksa hayır mı? Hayır. 4. Satürn, Jüpiter, Uranüs ve Neptün. Bunların dışında küçük ve katı olan 5 gezegen daha var. Merkür, Venüs, Mars, Dünya ve Plüton. Vay canına.
Peki niçin bazı gezegenler gaz, bazıları katı? Ortada iki ihtimal var. Ama hangisinin doğru olduğunu bilmiyoruz. İlk ihtimal her gezegenin çevresinde bulunan materyalleri bir araya toplamasıyla oluştuğu. Yani büyük gezegenler gaz, küçükler de taş parçacıkları yemiş. Diğer ihtimal de başlangıçta sadece büyük gaz gezegenlerinin olduğu. Ama güneşten gelen büyük çekim kuvveti gaz katmanlarını birbirinden ayırmış ve ortada katı bir çekirdek kalmış. Yemek? Başlangıçta her ne olduysa sonuçta burada hep bir aradayız, öyle değil mi? Yemek. Hoşça kalın üçüncü gezegenin sakinleri. Görüşmek üzere. Yemek. Gezegenler nasıl oluşmuş? Tıpkı yıldızlar gibi. Önceden disk şeklini alan gaz ve toz bulutlarının bir araya gelmesiyle. Merkezde tek bir yıldız varmış. O da Güneş. Diskteki maddelerin %99'unu çekmiş. Geriye kalan %1'lik toz ve gaz da gezegenleri oluşturmuş.